Bizim Sivas'ta da mesela kolay kolay et yenmez. Tabii, doğru. Sadece bir bulgur pilavının içinde olur. O da kuzu eti olur, başka bir şey olmaz zaten. Kesinlikle. Evet. O da çok güzel olur. Demek ki o zaman biz de hiç o zaman bulgur pilavı yazayım veya yazmış olsaydım eğer, hiç et koymasaydım bir şey diyemezlerdi o zaman. Bence Ceyda Hanım, sizin yapmanız gereken çok saçma patlıcanlı, bence pirinçli, etli, kesinlikle ekşili. Kesinlikle tek tek malzeme yazman aynen gerekiyordu. Şu an yani puan kırmak için yani biz laf atıyorsun. Puanla alakası yok. Ben doğrusu neyse biz onu söylüyoruz. Zaten beğendiğimi söyledim. Bunun puanla bir alakası yok. Ama içine konulan malzemenin de oranına bakılır. Yani bir et koyduysanız bunun için hemen ama bir tane... Ama sen demin dedin ki cümle arasında. Erdal Bey öyle söylüyor. Evet. Evet. Ben orada ama senin... Kendine takıldık zaten. Şey mi? Bana soruyorsun Erdal'ın söylemlerini mi? Hayır, bol ekli olur dedi ya Zuhal'ın. Tamam dedi. Bunun doğru olup olmadığını nereden biliyorsun? Şöyle bir şey, ben zaten sadece ekşisini aldım. Yani diyene kadar ben et bende çıkmadığı için. Et gerçekten benim ağzıma hiç gelmemişti. O deyince sen de diyorsun. Tabii, sonra ete bakınca ben bir tane et gördüm. Acaba doldururken o tarafa daha mı et alsın? Olabilir yani, hani eşit dağılmamış olabilir. Ben zaten lezzetine bir şey demedim. Tamam. Peki. O farklı bir şey. Yoğurda bir şey dediniz mi? Yorum yaptınız mı hatırlayamıyorum, mantarlı yoğurda. Ben genel olarak beğendim. Mantarlı yoğurt, dur bir saniye o zaman şurada yakalayayım. Yakala. Diyor ki ben ekşili dolma yazmışım. Evet. Doğru mu? İsterse et kullanırım, ister kullanmam diyor. Evet. Doğru mu? Doğru. O zaman mantarlı yoğurda niye kapya biber kullanıyor? Mantarlı yoğurtlu meze yazdım. Yoğurlu mantarlı yazmışsın. Tabii. İçini komple belirtmeniz lazım. Ya, işte etten giriyorsun ya, diyorsun ya isterse etli yapar, isterse onu yapar. O zaman ben sana bir isim vereyim, istediğim gibi yapar, senin önüne koyarım, sen bir şey diyemezsin. Öyle bir şey yok kardeşim. Nasıl bir şey yemek var? Yemek orijinali neyse onu yapacaksın. Tam yoğurtlu mantar nasıl, ne ama değiştirebilirsiniz zaten. Yoğurtlu mantar diyorsan, evet, içine kapya biber istemiyorum, ben sevmiyorum. İstemiyor adam ya, çıldırtmayın. İstemiyorsun da sadece mantarı yani yoğurdun üzerine koyup getirmesi lazımdı. Yoğurtlu mantar yazıyor, ben mantarıyla yoğurt hayal ediyorum o zaman. Tamam, zaten yeterince mantar var Erdal Bey, meze diye yazmış ama o da var. Meze de yapmış zaten, yeterince meze mantar da var. Kendi kafana göre yorumlayabilirsin. Evet. Yoruma açıktır. Bütün yemekler dahildir. Evet. Bütün evet yorumlar yemeklere, zaman yorumlara açıktır. Evet. Ama bir yemeğin orijinali var. Doğru. Ben eğer orijinalinden çıkıyorsam bana isim olarak gelme. Yoğurtlu mantarın böyle bir şeyi var mı? Orijinal reçetesi eline sağlık. Reçetesi yok. Yoğurt her yere açıktır. Yoğurt o zaman kapya biber olur ki. Kapya biber koyar. Yazmamış ya. Niye yazsın? İşte onu niye kıyma yazmamış? Hayır işte ben. Tamam, soğanı da yazacağım, biberi de yazacağım. Kesinlikle yanlış. Her şeyi yazacağım. Ben dedim ki hayır. Yazmıyorsun. Şu da var. Normalde zeytinyağlı dolma dediğimiz zaman. Ya gerçekten aynı memleketimizde. Soğan. İşte salçadır, baharattır, nanedir falan filan. Doğru mu? Bazı yerler kuş üzümü de kullanır. Benim de demek istediğimi anladınız mı? Evet. O zeytinyağlı dolmadır. Bizim dediğimiz farklıdır. Ama etli yaptığınız zaman etli zeytinyağlı dolma diye belirtiriz. Doğru mu? Eğer sen bana Siirt usulü Arap dolması getirirsen etli ama olur. Dememiş ki işte Siirt usulü. O şekilde belirtmişti, onu demek istiyoruz. Şöyle söyleyeyim sana. Sadece dedim ki ekşili dolma, başka bir şey değil. Buyurun. Şimdi bunu demek istiyoruz. Tabağı da alabilir miyim? Yoğurtlu mantar yoruma açıktır. Yani sen onda bir şey arayamazsın. Niye maydanoz yok? Belli şey. Niye kapya biber var? Dolma da açık. İşte açık o da. Dolma da açık. Etli tercih etmiş. İsteseydi koymaya da bilirdi diyoruz. Bu bir hata değil. Ama sen dersen ki bir önceki yemek pırtike dediğinde bu bir yöresel yemektir. Bulgur olması gerekiyorsa. Evet. Orada onu tamam haklı evet olabilirsin. Ona zaten söyledik. Orada da inisiyatif kullanmış, tercih etmemiş. Onu söyleyebilirsin bir hata olarak veya bir eksik olarak. Ama şimdi yoğurtlu mantarda niye kapya biber var dersen orada yanlış bir yorum yapmış. Bana diyorlar ki dolmanın içinde istersen şey kıyma kullanıyor. İşte ama menüsünde şunu yazıyor. Reçete vermemiş ki. Mantarlı yoğurt. Bence bu. Serkan Bey ile Sibel Hanım puandan ötürü tabii 6 verilirse hiç olmamış bir masaya. Şu anda çok güzel anlaşıyorlar. Diyorsun. Evet, ben Erdal Bey'in sadece bu yorumuna neden katıldım? Et içinde sadece ben de kendisi dedikten sonra ben zaten ilk tadımı aldım. Ben de o dedikten sonra. Evet ama şöyle Zuhal Hanım, ben tadına baktım. Ekşiliği, tadı ya güzeldi. Olabilir, bak. Ama sonra et olduğunu söyleyince ben et zaten görmedim. İki çatal yedim. Peki patlıcanda var mıydı? Patlıcanda da almadım. Yani şöyle patlıcanı açıp bakmadım çok oynamamak için ama kırmızı biberi açınca, kapya biberi açınca. Ağzınıza gelmedi mi et? İnanın gelmedi bana. Sen mi fark etmedin acaba? Biz nasıl yani bu kadar etkili olduğunu söylüyoruz? Zaten Erdal Bey dedikten sonra böyle bir yorum yapmayız. O zaman siz de ikili, yani ikili gelmişsiniz buraya. İkiniz neden yani aynı. Şey. Bana Bey olmamış yemeğime altı mı verdi Erdal Bey? Hayır, o zaman keşke size Zuhal Hanım sorduğunda nasıl buldunuz dediğinde keşke bakıp da ya ben bunda et bulamadım. Şöyle bir şey demedim ya, ki ya da şunu diyebilirdi. Ben anlayamadım bu etli mi etsiz mi diye yarışmacıya sorabilirsin.
sorulduğunda bunu söylese. Ama ben, Erdal Bey dedikten sonra yardımcı için evet et yok bildiğim bir şey üründen bahsediyorum Serkan Bey. Ben Erdal Bey yani ben size ben sırada bir dolma desen hani dolma. Ben sizi desteklemesini istiyorum. Biz burada Sibel Hanım'la koalisyon yapıyormuşuz ya güya. Evet ikimiz yani, aynı konuşuyoruz. Ama yani şu var. Lezzetli olan bir yemeği ben tabii ki lezzetli diyeceğim. Dün. Böyle olması gerektiğini söyleyeceğim biz zaten. Biz lezzetli sıkıntı yok. Ya ben o abi. Biz dedik biz mi lezzetli? Biz lezzetli dedik mi Serkan? Ya gerçekten ben hala inanamıyorum. Hani ben burada kimseyi savunmuyorum. Bir şey buluyorsun. Ben beğen bak çorbada ne dedin? Evet. Çorbada ne dedin? Ben de orada size katılmadım. Şimdi bu ceysan diyorsa belki de bana güzel geldi damağıma. Sizi rahatsız etmiş. Buna bir şey diyemem. Ben çorbada dedim zaten. Dedim ki salçanın biraz ekşiliği vurmuş. Ufak tefek eksikleri var. Bunları belirttim. Dolmada da lezzetli olduğunu söyledim. Bana göre güzel dedim. Size göre eti olmayabilir. Ben de bu dolmayı defalarca yapmış bir insanım. Bunun çeşitli versiyonları var. Bulgur yaptığınız zaman kuzu etli yapabilirsiniz. İlla etli de tercih etmeyebilirsiniz. Kuru patlıcan dolması da diyebilir. Yani ben güzel bulduğum için böyle söyledim. Bazı yörelerde de kemik konulur biliyorsunuz altına. Yani illa et konulacak diye bir kaygı. Ben bunu belirtmeye çalışıyorum. Yani ısrarla diretiyorsunuz ve bağırarak üste çıkmaya çalışıyorsunuz. Hayır ben gayet normal İçine et koyduğu için. Evet. Sadece ben yine söylüyorum. İlk aldığımda ağzıma et gelmedi. Peki şu yorumuna katılıyor musun? Bunu çok konuştuk. Mantarda niye kapya biber var? Ya bu da çok saçma bir yorum. Saçma. Hayır. Saçma değil. Niye saçma değil? Ne dolmaymış ya? Ne dolmaymış? Diyorsunuz ki etten niye kıyma var veya niye et var? İsterse koymayabilir. Evet. Kendimle gurur duyuyorum evet. Şu an. Çok güzel yorum. Çok konuşulacak bir dolma yapmışım. Evet. Ekşili dolma. Evet. İsterse eti kullanır, isterse eti kullanmaz. Evet. Peki mantarlı, yoğurtlu mantar yazmış. İstediğiniz yerde araştırabilirsiniz. Yoğurtlu, mantarlı mezeye biber konulmaz diye bir şey yoktur. Ben koymuyorum, ben koymaz diyemiyorum Serkan ama Bey. Ben diyorsunuz. Hayır, ben senin yaptığın evet. Yorumdan dolayı bu yorumdan evet. Yola çıkıyorum. Diyorum Erdal ki sana. Erdal Bey, bu kadar korkmayın. Korktun mu Erdal? Korktunuz galiba biraz. Getiriyor yemekleri. Hani şimdi ne dedik sana? Çorbada hatırlatayım lezzetli dedik. Demirden korktaydım. Güzel bir çorba ama işte salçası evet, biraz fazla evet. Kaç. Şimdi evet o taraftaki eti az ama lezzetli bir sarma diyor. Demek ki lezzetli yemekler. Lezzetliydi, güzeldi. Ben ona bir şey demiyorum. İşte acaba ondan dolayı mı diyor? Yok zaten demirden korksaydık trene binmezdik, tramvaylara binmezdik. O yüzden biz korkmuyoruz. Tamam çok merak ediyorum gerçekten hani. Aşçıyım, İtalya'ya gittim, şuraya gittim, buraya gittim diyorsunuz ya. Bakalım nerelerin yemeklerini getireceksiniz bize? Aferin ya. Ceyda Hanım bu arada içine girmen güzel yani. Hangi meslekte mimardınız galiba? Evet ben mimarlık öğrenciyim. Yani mimar bir öğrenci yani bu şekil menü gerçekten yani Sibel Hanım kusura bakmayın sizin menüye göre bir tık daha yani lezzet açısından bence bir tık bir daha tık iyi. Mı? Bir yani, tık mı? Yani şu anda yedim. Kendine Erdal çalışıyorsun. Bey, hayır bak. Hayır. Şu ben, an hayır. Niye kendine çalışıyorsun? Bak şu an. Bir tık olmaz. Hayır bir dakika ya. Bir saniye kaç tık? Evet. Bizim önümüze lezzetli ve yapılmış doğru dürüst bir yemek gelmedi ablacığım. Gelmedi. Madem öyle. Tamam bunu da beğenmiyorsunuz. Bunu da beğenmediniz. Benim masamı beğenmediniz. Hayır. Hiçbir şekilde beğenmediniz. Bir dakika. Ben bir bitireyim mi lafımı? Benim dün masamı eleştirdiniz. Lazanyamı beğenmediniz. Onu anlıyorum. Okey diyorum. Ama kıymalı sosunu beğendiniz, beşamel sosunu beğendiniz. Sadece hamurun kalınlığından bir dakika. Hamurun kalınlığından dolayı puan kırdım dediniz, doğru mu? Kızarması. Bir dakika. Doğru mu? Doğru veya doğru değil mi? Erdal Bey. Doğru. Devam et. Doğru mu Erdal Bey? Kıymasının sosunu beğendiniz, beşamelini beğendiniz. Niye puan kırdınız o zaman? Niye 4 verdiniz? Doğru yapalım. Şöyle söyleyeyim daha ama doğrusu. Ama bir bütün olarak benim düşüneceksin masam bir yemeği. Sadece ben kenarını beğendim. O zaman ben sadece bir tek sizin ana yemeğinize puan vereyim. O zaman mesele baktığınız değil. Zaman mesele şu anda ana yemek direkt değil ana ki. Yemeğine bak, puan şu anda direkt. Ara bak şu anda ara sıcak konuşuyor. Sen ara sıcak dün bizim önümüze ne getirdin? Dün siz yoğurtlu bana dediniz patlıcan. Az önce dediniz ki işte dünkü masada aynıydı. Bugünkü hayır. Masada ya, aynıydı. Hayır. Erdal hayır. Bir tık lezzet farklı. Bir tık lezzet. Diyor bir tık. Evet, bir tık derken Erdal Bey ben hayır bak ben şunu söylüyorum. Hayır. Şu an önümüze gelen çorba ve ara yemek olarak dolmanın bir tık yani daha ana yemek yiyeceğiz, patlısınca salatasınca şu an için masa. Tamam masa güzel ben bunu söyledim. Bir söylemedim tık mı? Mi? Hayır bir tık mı dedim ben masayla alakalı evet, söyledim. Bir tık dedi. Masayla alakalı mı söyledim? Genel anlamda dedi. Genel anlamda dedim. Dedim ki lezzet açısından bir Serkan tık dedim. Serkan Bey vallahi kendinle çelişiyorsun. Hayır ben lezzet bakımından bir tık iyi dedim ama şu bir an tık mı iyi lezzet bakımından biz de ona şaşırdık. Hayır şu anda yediğim yemek çorba ve ara sıcak. Ana yemeklerle geldiği yani zaman dünkü ara sıcak ile bugünkü ara sıcak çok bir tık mı? Hayır. Bir tık mı? Bir tık dedin. Değil. Ama yani da arasında yani. Ana yemek sen dön var ya dön. Dereceyi soruyor. Şey, yoğunluk, lezzet. Ya tabii lezzet de yani. Ne kadar bir tık fark dersen o çok az bir fark var. Şimdi Erdal Bey neden bir tığın üstüne çıkamıyor, bir tıkın üstüne çıkamıyor? Puandan. Yani 6 puan bir kere biliyorsunuz taban puanı Serkan Bey'in. Bir tık demek zorunda ki 7'ler 8'ler onlar gelecek yoksa. Dün kendi elleriyle zaten kendi zaten vermek zorunda. Sıktı.
Peki Erdal Bey size kendi kendini mi yaktı? Erdal Bey size kaç tık lazım? Kaç tık verelim size? Bana değil. Şu anda ben eğer yaptık bir tık diyorsunuz kaç tık verelim yani? Ben 3 tık mı verelim? 4 tık mı verelim? Ben yapabilirsem ben senden 10 tık da bekliyorum. Eğer lezzetli olursa evet, ben zaten yapabilirim. Yapabilirsem yani yapabilirsem evet. Zaten ben bunu... Ben zaten yapamazsam ben yapamadım. Bunu demek ki. Olur. Ben size ona göre tık vereceğim. Yani iyi tık, kötü tık. Çorba ve ara yemeğine bir tık. Şimdi salata ve yeme baktığında bir tık daha koyacağım ben onun üzerine. Öyle öyle gideceğim yani. Teşekkürler. Bakalım. Bu arada meyveli fresh salatamız geldi değil mi? İsmi oydu evet. Sence. Evet. Dolmanın içindeki eti az bulmasına ben de katıldım. Çünkü Erdal Bey söyledikten sonra ben tadınca et zaten ağzıma gelmediği için bu konuda bir yorum yapmadım. Erdal Bey et var diye uyarı yapınca ben de baktım ve dolmanın içinde sadece bir parça et gördüm. Ve ona hak vermek zorunda kaldım. Ama birlik olduğumuzu söylediler ama öyle bir şey yok tabii ki. Serkan Bey dünkü verdiği puanlamayla Sibel Hanım'a yüksek puan verdi. Bence yüksek puan kesinlikle hak etmiyordu. Sibel Hanım'ı yanına çekip yüksek puan beklenti içine girdiğini gösterdi. Bence çok saçmalıyorlar o konuda. Dün sadece Serkan Bey benim emeğime puan verdi. 6 ile bunun hiçbir alakası yok. 5 de verseydi gene aynı şeyi söylerdim. Benim için hiçbir şekilde fark etmez bu.